Ne yaparsam yapayım bunu belki şeye bağlayabilirsin. Ne yaparsam yapayım ailem beni görmeyecek. Ve bir çocuğun en büyük derdi görülmek ya. En büyük Hı -hı. isteği. Ve zaten yaptığım bir şey onların dikkatini çekemediği için artık hayatta aldığım hiçbir kararın bir önlemi yok. O yüzden karar almayabilirim. Daha kötüsü istediğim her karar alabilirim. Hı -hı. Yani bunu Hiç işte, düşünmeden karar alabilirim. Hiç düşünmeden. Alayım. İşi bırakırım, yurt dışına taşınırım, gelirim. O bataklığa düşerim, çıkarım. Her şey yapabilirim. Evet bu hafta kararsızlık konuşuyoruz. Valla en kolay karar verdiğimiz bölümlerden evet, biri bu oldu bu arada. İronik bir şekilde. Ya kendimde çok fark ettiğim bir şey, çevremde de çok gördüğüm bir şey. Yani çevremde görünce de böyle görüp farkına varıp eleştirdim ama yine kendim de yaptım bir şey ki zaten hep öyle olur ya bu işler. Hı -hı. Ve bir yerde artık dedim ki yani yeter. Yeter abi yani bir şey var yani. Bir, bir tutan bir şeyler var. Nedir bu? Hani sürekli bir o yöne gidiyorsun, bir bu yöne gidiyorsun. Biraz orada bir şey yapıyorsun, biraz bu tarafa doğru bir adım atıyorsun ama günün sonunda böyle bir tam bir hareketsizlik değil bence bu. Ee, ama sonuca dökülemeyen bir hareketsizlik. Yani aslında hiçbir şey yapmıyor değilsin, duruyor değilsin, zamanı tamamen boşa harcıyor değilsin. Ama bir şekilde kendine net bir hedef koyup oraya doğru emin adımlarla gitmediğin için Hayatta sanki aynı yerde kalıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ama bu bir yerden sonra eğer kendi içine bakıp hani bende böyle bir kararsızlık var neden acaba sorusunu sormuyorsan dış dünyaya karşı hasete dönüşmeye başlıyor. Başkalarının her böyle şeyde gibi. başarıları, ilerleyen hayatları, ilişkileri sana batmaya başlıyor. Hı -hı. O yüzden her zamanki gibi en sağlıklı olanı yapıp kendi içimize bakacağız. Ki bakınca da bayağı da bir şey çıktı orada. Çıkıyor oradan. bu arada <laughs> yani. Evet, yani. Neyse abi geldik işte asıl Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere yani. Ben artık böyle Türk aile toplum yapısında herkesin ciddi travma yaşadığını böyle en dışarıdan sağlıklı görünen ailelerin bile hı hı. belli ölçüde travma yaşadığını ve problemlere bir yerde sahip olduğunu düşünüyorum. Hani biz çok yaşadığımız için belki daha fazla üzerine düşünüp böyle dile getirmeye çalışıyoruzdur ama hani herkes de var bence bunlar bir yerde bir yerinden. Tabii ki abi ya o zaman ben yung kuotu atıp bir tane ortaya yapma. Çok, Şöyle, hemen çok ağır. Kafama bir, bir yung koy. Yok abi yani direkt buradan gireriz. İnsan hayatını etkileyen et, insan hayatını etkileyen en depresif şey kendini kendisini tamamlayamamış bir ailenin çocuğu olmaktır. En opresif baskıcı şey. Depresif de değil, daha da kötü evet. Bir şey. Bas, evet. Baskıcı da bir şey Baskıcı doğru bir şey yani hakikaten. Mesela en mutlu gözüken bir aileyi düşün şimdi bunun üzerinden. Hı, hı. İşte bir kere bahsetmiştim bizim dükkanın veliler toplam çocukların ödevlerini yapıyorlardı falan. Mesela onlar çok ilgili bir aile. Bu daha bir çocuk için çok kötü bir şey. Sen bir çocuğun adına yıllarca bütün kararları verirsen işte el bebek, gül bebek, ay 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 yapma yapma falan. Bu adam büyünce karar veremiyor ki. Ya ben kendi çok yakınlarımdan da görüyorum yani çocuklarımdan. Hı -hı. Büyüdüler. Akrabam olanlar da var. Ve abi yok çocuk mesela artık bir karar veremiyor. Karar da yani. Sadece böyle durup beklediği zaman çünkü onun için bir şey yapan bir insan olmasına alışmış. Sorumluluk alamıyor aslında genel olarak yani hani karar da bir sorumluluk ya bir yerde. Hani bu kararı veriyorum ya. ve onun sorumluluğunu alıyorum diye. Aslında karar zaten sorumluluk alıyor. Evet bu arada ya yani kendi başına alabildiğin karar. Bakış açısı bu yani değiştirebilecek. Ee, evet genel olarak sorumluluk almayı öğretmiyorsun ya da sorumluluk almamayı aşılamış oluyorsun sonra. <laughs> Tam tersinde de abi mesela ihmalde de yani işte çok ilgilenmek bir yerde. Ama ihmal edilmiş çocuklarda da. Yani bilmiyorum var mı böyle tanıdığın etrafında. Ay ne var mı ya? <laughs> bir saçıma bakacağım. Bu mesela benim e, beni sarsan bir şeylerden oldu. Yani bir çok kendi başınasın. Çok küçük yaştan itibaren. Çünkü birçok ihtiyacınla ilgilenilmiyor. Yalnız bırakılıyorsun. Belki yalnız kalmaman gereken yerlerde. Ve o küçük yaşta aslında bir yetişkinin vermesi gereken kararları kendi kendine vermen gerekiyor. Yani çok erken yaşta büyümen gerekiyor. Hı -hı. Ve bu süreçte de hem bu sürecin kendisinde hem de genel böyle işte hani ödevlerin, bir şeylerin üstünü başını giyerken kimse sana rehberlik etmiyor, kimse sana yol göstermiyor aslında yani bir yandan da ebeveyn öyle bir rolü var yani sana gelip işte bak hani köpeklerde bile öyledir ya yani böyle gösterir yani nasıl yapacağını. Böyle olunca abi çok küçük yaşsan hem çok büyük kararlar alman gerekiyor hem de hiç yol gösterecek biri yok etrafında ve sen de çocuksun yani ne yapabilirsin <laughs> ama bir yandan da hayatta kalmak için o kararları alman lazım ve karar vermek bir anda otomatikman senin için çok overwhelming yani Hı -hı. aşırı böyle üzerinde yük yaratan, anksiyete yaratan bir şeye dönüşüyor. Ve bu şekilde kodlanıyor artık. Sen 30 yaşına geldiğinde de belki yetişkin olarak çok mantıklı bir yerden tamam ben işte değerlendirdim. İşte bu iş benim için iyi değil. Ben bu işi yapabileceğime inanıyorum diyorsun. Ya da işte bu ilişkiden artık çıkmam gerektiğini düşünüyorum diyorsun. Ama içindeki o çocuk hala şöyle bakıyor. Bu bir karar ve Karar vermek çok büyük, çok ağır bir şey. Ve bir anda inanılmaz bir anksiyete sürükleniyorsun. Hmm. Belki o an onun anksiyete olduğunu, kaygı olduğunu bile anlamıyorsun. Ee, bastırmaya çalışıyorsun. Ve bu sefer böyle kendi kendini sabote ederken buluyorsun bir şekilde. O karar verme kısmından kaçman gerektiği için, korktuğun için. Bunun abi şöyle bir şey de oluyor. Hem muş hem de oluyor. Benzer bir şekilde büyüdüğün zaman. Benzer derken? İşte aynı şekilde. Aynı şekilde ihmal edilmiş Aha. yani. İlgilenilmemiş öyle ihmal edilmiş bir halde büyüdüğün zaman. Sonuçları önemsememek diye de bir karar vermiş hmm. şey oluyormuş. Yani ne yaparsam yapayım bunu belki şeye bağlayabilirsin. Ne yaparsam yapayım ailem beni görmeyecek. Ve bir çocuğun en büyük derdi görülmek ya. En büyük Hı -hı. isteği. Ve zaten yaptığım hiçbir şey onların dikkatini çekemediği için artık hayatta aldığım hiçbir kararın bir önlemi yok. O yüzden karar almayabilirim. Daha kötüsü istediğim her alabilirim. Hı -hı. Yani içinde, karar alabilirim. yani bunu Hiç düşünmeden karar alabilirim. İşi bırakırım, yurt dışına taşınırım, gelirim, o bataklığa düşerim, çıkarım, her şey yapabilirim. Çünkü benim aldığım kararların hiçbir önemi yok abi. Hı hı. Ve bunun işte böyle her risk diyorlar ya buna. Sağlıklı ol yani görmen gereken risklerin de hiç görmüyorsun. Ve tamamen diyorsun ki hiçbir önemi yok. Aslında bu şu ne demek? Şu demek oluyor. Benim yaşadığım hayatımda bir önemi yok. Benim bir hayalim de yok demeye gidiyor. Zincirleme şekilde evet. yaptığım bir önemi yok demek. O değersizliğin dışa vurumu gibi bir şey yani. Ne Aynen yapsam bir anlamı yok diye. Buna As çok fazla yaşayan var. Ki ben mesela şimdi şimdi yenidimi hissediyorum bir iki yıldır. Daha çok ciddi düşünüyorum yani kararlarım hakkında. Belki de o yüzden fazla düşünüyorumdur. Eskiden hiç düşünmüyordum. Tanıyorsun o zamanlardan. Abi yapalım yapalım. Oradan çıktım bu işe girdim. İstifa ederim. Dükkan açalım satarız. Ya hiçbir zaman böyle bir adım sonrasını düşünmüyordum. Ki hayat, hayat da beni çok da iyi bir yere götürmedi baktığın zaman yani. Hı, -hı. O filmlerde oluyormuş yani böyle dene 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 sonraki işin çok iyi olsun. Kardeşim o Türkiye dışında yerlerde oluyor aslında. Ha, evet belki evet, evet, yani dünyanın çok hani kolay, kolay olduğu bir Hani kötü yerde kafa yapınla olur. Amerika'da falan olsan büyük ihtimal başka yerlerde olurdun yani. Olabilir. Gerçi bizden hani de podcastimiz iyi gitti ama o da dört buçuk yıldır yapıyoruz yani. El insaf bu, bu yani o da değil bu mi? Bu yani? bile bir şey yani. Abi aslında böyle iki, iki yani çok iç içe iki duygunun böyle zıttı gibi yani. Birinde hiç kaygı olmaması. Hı hı. O da kötü bir şey çünkü kaygıya da ihtiyacımız var yani böyle mantıklı kararlar verebilmek için birinde de çok kaygı olması yani insanı kilitleyen bir kaygı olması yani bunun biraz daha böyle ortada ortaya bir yere çekebilmek gerekiyor ve benim de bir yerde deneyimlediğim bir şey ya etrafında bir şekilde hem ebeveynlerin hem de başka böyle ebeveyn olabilecek figürler aile büyükleri böyle hayatlarıyla ilgili çok fazla yanlış karar vermişse bir şekilde işte etraflarına zarar vermişse kendilerine zarar vermişlerse senin içinde de bir korku doğmaya başlıyor Hı -hı. çünkü Hani şöyle düşün mesela. Onlar gibi olacağım korkusu mu? Ya yani şunu bilmek gibi. Onlar gibi olacağım korkusu da bir yerde. Hani aksinden düşünelim mesela. Çok sağlıklı bir ailede büyüdün. Alkolik yok, işte bağımlı olan kimse yok, hiçbir şey yok yani. Herkes hakikaten sağlıklı bir olması gerektiği gibi. Çok büyük ihtimal böyle kararların üzerine aşırı düşünme ihtiyacı hissetmezsin. Ama hı hı. böyle insanlar varsa ailende şunu bilirsin. Abi yanlış kararın çok büyük sorunu, çok büyük Son, sonuçları, sonuçları var. var. Çok ağır sonuçları var ve o avar sonuçları bizzat yaşamış olabilirsin. İçinde hissediyor olabilirsin, sevdiğin insanların yaşadığını görmüş olabilirsin. Ve tabii dediğin gibi de bu arada yani ailede bir yerde bir noktada oraya da çekildiğin için ve içinde de olduğunu bildiğin için ekstra temkinli davranma ihtiyacı hmm. doğuyor bence bir yerde. Çünkü hani şeyi biliyorsun, hani yanlış bir karar beni çok <laughs> yanlış bir yere de sürükleyebilir ve içimdeki o karanlığı da açığa çıkarabilir gibi. Hı hmm. hı. Buna abi o bizim sevdiğimiz adam hemen Patrick Tihan bunu abi şey diye açıklıyor. Bir yüz çatıda böyle shame diye açıklıyor. Hmm. Şu an diyeceğim kısmı yani senin dediğin değil. Bu da abi şu işte dediğin gibi çok işte bencil bir ailede büyüdüysen yani böyle çocuk gibi davranan hiçbir kararın sonucunu almayan işte bağımlılık olabilir. Hmm. Evde kavga gürültü her şey olabilir. Ve abi sonuçta insan bir yerde onlara çok benziyorsun. Onlar senin büyüttü ama onlar gibi olmak istemiyorsun ya. Tekrar o ailenin bir ferdi olmak istemiyorsun. ya yani çocuk Al, kaçamıyorsun o. da. Kaçamıyorsun da. Ve abi şöyle bir şey geliştiriyormuşsun. Onlar bugüne kadar yaptığı her şey çok bencildi. Hı hı. Ve ben hayatımda bundan sonra verdiğim herhangi bir kararda bencilce düşünürsem onlar gibi olacağım. Ve bu da abi senin hayatında kendin için bir şey yapmana en büyük engellerden biri oluyormuş. Çünkü bencilliysen o ailedeki anne babanın yaptığı hayata yoruyorsun. Ve sen kendi hayatını düşündüğün zaman sadece artık ben de onlardan biriyim. Çünkü onlar sadece kendi hayatını düşünmüştü. Artık ben de sadece kendi hayatımı düşünüyorum. Böyle düşünen insanlar abi ne sevgi ayrılabiliyormuş. People pleaser oluyorsun. Yani işte Aşırı sağlıklı people bencillik oluyorsun. Geliş, geliştiremiyorsun yani. Aynen, istifa edemiyorsun. Mesela istifa edeceksin... ya ekip arkadaşım çok zorlanır. Hı hı. Çok din binlerce böyle insan vardır. İstediği bölüme gideceğim ama o zaman bilmem kim çok üzülür. Ve abi birçoğumuz aslında böyle ailelerde büyüdüğümüz için istemsiz olarak onlar gibi olmak istemediğimiz için ya verdiğimiz her şahsi kararı bencillik gibi anlıyormuşuz. Mesela bu bana Cuk oturdu aklıma yani. Abi biraz iç kar artık. Kar artık ya farkındayım. Ama ya hakikaten bunlar çok önemli geliyor bana ve bir yandan da mesela bunları fark ettikçe, bunları gördükçe ee, bizim bu yolculuğun biraz daha başında ilk okumaya başladığımız o daha böyle çiğ kişisel gelişim şeyleri. Just do it! Mesela çok anlamsız, çok boşa düşüyor bende evet. abi. Çünkü hakikaten ya, içinde böyle kendi kendini sabote eden inanılmaz bir mekanizma var. Ve tamamen senin e, sinir sistemini ele geçiriyor. Yani donuyorsun. hani Stres tepkisi veriyorsun. Donuyorsun ve çıkamıyorsun. Ya da işte bir kaçma tepkisi veriyorsun ve çıkamıyorsun ondan. Ve biri gelip sana diyorsun ki işte çok düşünüyorsun kafanın içinde. Çık o kafadan. Hmm. Hayatı sadece yaşa. Yani hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Hiç aileden travması yok. Her şey kolayca önüne dizilmiş. Hiç kendini sabote ettiği bir şey yok belki. Ve hani böyle çok zengin birinin. Fakir birine gidip abi işte iş kur ya yani ne olacak çok düşünme ya. Yo, işte. Belki var belki de çok travması var ama gibi. şu careless dediğimiz tarafta. Yani umursamaz karar veren birisi çok zor karar veren birisine gelip Oğlum mal mısın, O düşünüp, da olabilir bu arada ya da şu da olabilir. Belki tamamen aynı yollardan geçip ne yaşadığını unutmuş da olabilir. Hmm. Da unutmayı tercih etmiş de olabilir. O yüzden abi hakikaten artık böyle e, bundan sonra en çok yapacağım şey zaten bunlara dikkat etmek olacak yani. Çünkü hakikaten sen ne anlatırsan anlat böyle kişinin bilinç altında kompleks bir İnanç sistemi varsa, şema varsa ve ki o da direkt böyle senin sinir sistemini etkiliyor işte. Savaş kaç moduna sokuyor. Çok fazla yapabileceğin bir şey olmuyor onu çözmeden. Hı -hı. Mesela bir şekilde yapsan da bir yerde tıkanıyor. Ben de onu diyeceğim evet. Onu çözmeden gittiğin zaman aslında yine belki zaman kaybediyorsun. Yine kendini bir de ölü bir sona sürükliyorsun yani kendini. Ve böyle kendini. özgüvenini de kaybediyorsun yani. Çünkü iyice sorunu hissetmeye başlıyorsun Hı -hı. kendini. O yüzden biraz daha canınızı sıkacağım şimdi. <laughs> Abi senin dediğinin e, bir tersi de ben mesela bunu bir parça yaşadığımı hissettim ama bu çok tipik Türk ailesi örneğidir. İşte diyor ki mesela baba anne de çalışmıyor ve baba gidiyor bütün gün çalışıyor nefret ediyor işten. E, belki böyle hmm. içten içe daha iyi bir iş yapabileceğini de biliyor ve işte geliyor böyle surat asık oturuyor böyle yemek yiyor. İşte çocuklar korkuyor ondan çünkü her an ters diyebilir baba. İşte anne böyle şey modunda işte ay bey diyor sen olmasan modunda. Ve bu baba diyor yani babayla anne birlikte bu şekilde babayı bir şehit haline getiriyor. Yani aile Hı -hı. için kendini feda eden, e, sevdiği şeyleri yapmayan ve mutsuz olan bir şehit haline getiriyor. Ve e, aslında şunu yapıyor baba. Kendi kötü kararlarını bir silaha çeviriyor. Hı -hı. Çünkü kendi yanlış bir karar vermiş. Kendi mutsuz. Kendi mutsuzluğunun sorumluluğunu almak yerine bunu acısını çocuklarından ya da işte aile etrafındakilerden çıkarıyor ve buna da bir şey diyemiyorsun çünkü baba e, işte şey hani senin için seni okutmak için kendini feda etti neler çekti o baba ve bu şekilde büyüyen bir insanda diyor ki ...bilinçaltında şöyle bir kodlama yapar doğru olan kendini feda etmek bencil olmamak e, ve acı çekmektir mutsuz olmaktır hı hı. eğer sen sevdiğin şey yaparsan seni mutlu edecek bir şey yaparsan bu bencillik demektir ve bu ee, etrafındakileri de üzer çünkü etrafındakileri mutlu edecek şey senin babanın yaptığıydı yani baban hmm. sana bunu kafana vura vura söyledi hani sizin için yaptım sizin için yaptım annen hep onu böyle pekiştirdi ve eğer bu yer e, böyle bir inancın varsa istediğin kadar istifa et işi bırak planlı bir şeyler yap hep bir şey seni bir yerde tutar hep bir noktada tıkandığını hissedersin ve anlamazsın ne olduğunu diyor. ben mesela bunu e, ki bu da zaten direkt şuna bağlı ne işte senin en başta dediğin yungun sözü yani hani bir kişinin ya kişinin hayatında oluşabilecek en büyük baskı faktörü ailesinin o tamamlanmamış ...hayatı, gerçekleşmemiş potansiyeli diye. Bunu zaten böyle bizim mahallede çok hissediyordum. Yani hep böyle potansiyeli yüksek ama... ...bir şeyler hep tutmuş onları ve fark ediyorsun. Ve bunu böyle çocuğa yansıtmak... ...onların sırtında kaldıramayacakları bir yüke dönüşüyor. Ki bir yerde işte o yükün altında eziliyorsun sen. Hani işte bir yetişkin olarak... ...ne kadar doğru adımları da atsan... ...mantıklı kararları da versen... ...bir yerde o içindeki çocuk... ...eziliyor Ölüyor. yükün altında. <laughs> hakikaten evet. bu arada can çekişiyor yani evet. içten içe. Vay be abi yani hakikaten bu arada... Neler varmış ya. Gerçekten ya. Yani etkileyici konular ya. Yani. Ben şok yani. Ben hakikaten şok yani ben. Ya ben bu saydıklarımın bir birçoğunu bizim bir buçuk benim kendim bir buçuk yıllık sürecinde de mesela yakın zamanda konuştuğum hissettiğim şeyler de mesela burada laps diye karşıma çıktı. Hı hı. Ya muhtemelen yaşamamış yani kendim kendimden anlamamış olsam izlediğim zaman çok bir şey ifade etmezdi bana. Hı, hı. Ya ben kendime bunu görüp içselleştirdikten sonra görünce buraya hazırlanırken bu videoda özellikle şey oldum yani. Okey ya dedim. Tabii canım. Ya bu adam bunu bildiğin bir yol olarak anlatıyor ve ben hmm. bu yoldan kendi keşfederi bir ay falan oldum en fazla. Evet. Ya işte <laughs> biraz adaçayı yakalım ya, şu kötü havayı temizleyelim <laughs> şimdi <laughs> stüdyodaki. <böyle>. Şey <laughs> bağlayalım bir yani böyle en çiz yere. En kötü karar bile kararsızlıktan <laughs> Hadi bakalım öyle. ya. <gülüyor> Haftaya <laughs> kadar <kalırsın gülüyor> artık ya. Hala düşünüyorsun. Just do it. En önemlisi aslında orada böyle çok samimi bir şekilde neden korkuyorsun. Hmm. Yani karar verdiğinde sonrasında ne olacağından ne korkuyorsun yani. Hani mutluluğu hak etmediğini düşünüyorsun. Ee, bencillik yapacağını ve yanlış ayıp bir şey olduğunu mu düşünüyorsun. İşte bir hata yaparsan böyle içten içe hala işte baban seni gelip hala çocuk gibi eleştirecek diye mi böyle içten içe bir korkun var. Ya da mutlu olmaktan mı korkuyorsun? Sonuçta ailesinden daha mutlu olmak istememe gibi bir korku da var ya. Daha hem, kompleks bir korku. Hem öyle bir de gerçekten mesela e, Pelin Kesebeli'nin sözü vardır ya yani mutsuzluğa alışmış biri için yani, mutluluk böyle yabancı bir gezegen gibidir ve tanıdık bir cehennemde olmayı tercih eden insan. Çok, çok kısa iki tane ha. maddeli şeyi de geçeyim. Bunu herkes hissediyordur. Mesela çok güvensiz bir ailede büyüdüğün zaman sana güvenli hissettiren bir alandan da çıkamıyor musun? Bu da böyle bir güvensiz hissettiren. Yani, güvensiz hissettiren bir ailede büyüdün. Yani, tek ihtiyacın güven. Artık sana güven veren, yani güven hissini hissettiğin bir yerden de çıkamamak diye bir şey de oluyormuş. Atıyorum bir şirket var, aile gibi. Ama senin kariyerin çok büyük baltalıyor. <laughs> ama sen hayatında hiç aile hissini yaşamamışsın. <laughs> Orası sana çok güvenli ve yıllarca borçlu hissettiğin şeyi tamamladığı için o hissi başka hiçbir şeye tercih edemiyormuşsun. Sana atıyorum, vardır mu şu an yakın? Yok, vardı canım, çok vardı. Çok iyi iş teklifleri geliyor, gidemiyor mesela. Çünkü onun için güven hissi o evden yani o ortamdan çıktığı zaman ölüme eşdeğer. Belki de o kadar travmatik bir halde büyüdü yani böyle aile hmm. şiddet falan olan. Bu da mesela senin en iyi kararları alman o güven hissinin önüne geçebiliyormuş. Ben bunu kendimde hissediyorum mesela. Yani o bir işte çalışmanın güven hissi bütün o hayat tatmin sizine rağmen mesela baya önemli bir şeymiş hmm. benim için. Çünkü sonrasında böyle çok çok kaygı hissettim yani hani böyle ve giderek katlandı o kaygı. Yani şey bir kaygı da değil yani anlamsız bir kaygı. Bende yani. de var canım. Konuşuyoruz da sende de. Hiç böyle onun hani şey gibi düşünüyordum hep. Abi normal kendi işini yapıyorsun hani bir bildirsizlik var işin içinde falan filan ama hep bir yerde onun da ötesinde daha böyle derin bir şey olduğunda farkındaydım hmm. yani çünkü. Yani, ya öyle olaya böyle kaygı olmaz ya. yani <laughs> <laughs> abi. Hani ay sonunda parasız kalacağım kaygısı bu olamaz yani. Oh evet. Evet evet abi bence de. Çünkü bir komite isimlerle çıkıyorsun. Yani hep beraber şeyden. 100 kişi ortak bir şeye sövüyordunuz. Artık tek başınasın hayatta. Gerçekten bu arada. Ayrıca beni arayıp bende konuşabiliyorsun. Mesela ikinci bir insanla konuşamazsın şu an. Tabii canım, evet. Birebir yani. seni hissettiğin şeyleri anlamaz yani. Çok doğru. Çok doğru. Evet oh, abi. Şükür. Rahatladın mı? Abi ben bir rahatladım. Bu bölüme rahatladım yani. Çalışırken de, de rahatladım. rahatladım. Şiştim ve rahatladım aynı anda. Böyle etkileri oldu. Vallahi da geldi. Bir hamamdan çıkmış gibiyim şu an. Böyle bir üzerimden bir, bir yük kattı. Hamamdan yani çıkmış bir... gibiyim ama böyle tam çıktığım anda bir araba geçmiş. Suf, aynı böyle <laughs> çamur sıçratmış üzerime biraz da böyle gibiyim de aynı zamanda. Bu karar verme sürecini iyi karar verdiğini ya da böyle kararlarının sonucunda başarılı olduğunu düşündüğün... ...bütün insanlar, istisnası yoktur bence. Karar alıyorlar, kötü bir sonuç yaşıyorlar. Hı hı. Sonra bununla, bunu içselleştiriyorlar, sorumluluğunu alıyorlar. Bir karar daha alıyorlar. Muhtemelen yine kötü bir karar alıyorlar. Bunun sorunları başa çıkıyorlar. Sonra bir karar daha alıyorlar. Yani bu karar verme süreci zaten böyle bir şey. Önemli olan zaten o çıktının sana ait bir şey olduğunu kabul edebilmek hı hı. ve bundan korkmamak, kaçmamak, daha önce konuştuğumuz ve konuşmadığımız da belki de bir sürü şey gibi çok duygusal travmalara girmeden, no more drama yapmadan yani. Okey abi. Demek ki bu iş böyle olmuyormuş. Hı hı. O zaman ben bunu bunu yapmam gerekiyor bir sonraki seferde. Hayat böyle bir şey abi yani bu birçok insan ilk evliliğinde mutlu olamıyor. Birçok insan belki %99'u ilk kurduğu işte başarılı olamıyor. Evet. Her zaman konuştuğumuz gibi yapmaman gereken şeylerin üzerini çiziyorsun. Hı hı. Bir sonraki kararı alıp bunları yapmıyorsun. Ya da şu da var mesela bu. O, o videoda şu, örnek de çok hoşuma gitmişti. Yani bu decisive person dedikleri. Yani karar veren insanlar aslında çok doğru bir karar vermedikleri noktada hemen işte şey moduna girmiyorlar. Ya işte yanlış karar verdim gördüm mü ben zaten böyleyim işte şunu yapacaktım asıl bunu yapacaktım. Değil de bu kararı nasıl çalışır bir hale getirebilirim. Hı hı. Yani belki çok doğru bir kariyer tercihi yapmadın. Çok doğru bir bölüme girmedin. ...ama mesela abi ben ne yaptım... ...hani saçmaladım işte hayatımı... ...kaç yılını kaybettim değil de tamam ben bunları yaptım... ...buradan biraz daha bana doğru... ...bir yere nasıl gidebilirim Hı -hı. ya da işte ben bu insanla... ...bir ilişkiye girdim... Hatta ...görücü usulü evlilik örneğini veriyor işte... ...Hintli bir adam ve diyor ki... ...Hindistan'da birçok insan görücü usulü evleniyor... ...kendi kararı olmadan... ...ama onu çalıştırmanın yolunu buluyorlar... ...çünkü şey düşünmüyorlar hani ya işte ben bunu karar verdim ama... ...o mu vardı acaba gibi değil de... ...tamam okey ben... Hani... Bana dağıtılan el buysa bunda ne yapabilirim evet, gibi. Evet bu nasıl başa çıkabilirim? Ne Ve bu mesela her zaman böyle bir şeye razı olmak, settle etmek ya da böyle aza kanaat etmek gibi bir anlamı da olmak zorunda değil. Hı -hı. Bence biraz böyle ya her alanda mükemmelliyetçi olamazsın abi. Bence mükemmelliyetçi olacaksan kendine bir bilemedin iki alan seçip ben, max. orada Net diyeceksin max. ki hani ben burada evet tamam en iyisini zorlayacağım elimden geldiği ama ...işte de en iyisini zorlayayım... ...ilişkimde en iyisini seçtiğime emin olayım... ...en iyi tatile gideyim... İşte ...kendimin de en iyi versiyonu şey olayım... ...arkadaşlarımın da en iyisini bulayım... Hayatı abi yani. kaçırıyorsun abi. Evet abi, abi. kaçırırsın. Yor yorulursun yani. Evet. Yapma. Yapma. Ya Düşünme bunu, yapma. kaybolursun. Bu mu yani podcast... E, ...sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilir... ...paylaşabilir, paylaşırken de tagleyebilirsiniz. YouTube'da katıl butonumuza katılırsanız... E, ...biraz para verirsiniz ama... ...paranın karşısında da çok da güzel şeyler de alırsınız. Evet Ve bu bölümlerin de. uzun versiyonları özel bölümler destek olmuş olursunuz aynı zamanda bu şekilde. İyi bölüm sonu sorumu soruyorum ve kapatalım. <laughs> ya what is your per personal stuck demiş. Yani senin kişisel olarak sıkıştığın bir şey var. Hı, -hı. Adım, şu an tamam hepimiz birçok konuda sıkıştık. Özellikle farkındayım yani. Ama en çok koyan Ama en çok senin çıkabileceğini hissettiğin sıkışmışlık sana en çok rahatsız eder ya. Hı, -hı. Ya yani, şu anda gidip mesela abi Lamborghini alamıyorum. Ne sıkışamazsın abi yani. Senin içinden çıkabileceğin ama ...çıkabileceğini bildiğin içinde seni çok rahatsız eden bir şey var. Hı hı. Mesela benim bir şey var, senin bir şey hı hı. var, hepimizin bir şey var. Adamı adama diyor ki önce bunu düşünün. Hı hı. Çünkü en büyük sıkışmışlık çıkabileceğini hissettiğin o sıkışmışlık. Kendini çünkü aciz hissediyorsun, yine özgüvenden yiyorsun bozuk para gibi. Diyor ki bunun üzerine çalışın. Evet. Ve ilk başta... ...short term'de kısa vadede kötü olacağını düşünsen de... ...o kararı ver ve o kötü sonucu yaşa. Sonra emin ol zaten daha iyi gidecek. Evet. Bu birçok şey olabilir. Ama artık hareketsiz hale gelecek kadar sıkıştıysan, kötü bir karar gibi duruyorsa da atıyorum Türkiye bu haldeyken istifa etmek falan. Hı hı. Kötü bir karar gibi duruyorsa da okey abi artık hareketsiz hale geldiysen istifa ediyorsun. Ve bir sonraki adımın sorumluluğunu alıyorsun. Başka ya, bir çıkış yolu yok diyor. Ya da bu kararsızlık hali üzerine çalışmak da bence bir karar. Tabii ki. Yani şu da bir karar. Abi ben karar veremeyen bir insanım genel olarak hayatımda ve ben bunun sorumluluğunu alacağım yani hani bunu anlayacağım, çözeceğim ve bundan sonra Aynen daha öyle. sağlıklı bir noktaya gideceğim demek de mesela. Ee, bu oyalanma değil bence mesela. Bu hakikaten ileri doğru atılan bir adım. Ka yani Tabii daha ki. bir şeyleri e, kalıcı anlamda değiştirmek için bir adım. Bunları düşünün millet. Bunları yapın. <laughs> Buralara yaz günü kar yağdırdık. Farkındayız. Havalar güzelken. Havalar da bozmuştu bu arada. Ben bizim bunun bir elektrik var olur. üzerinde kötü bir negatif enerji var. Bir adaçayı yakın üzerinde. Sirke dökün bana. Okey, o zaman haftaya kadar görüşmemek üzere millet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.